çoğu insana ben hani yaya insana çok saldırdıklarını gördüm. Hayır, evet. Objeleri bir. Sanırım kötü bir durum olarak algılıyorlar. Evet, son bakalım. Ama o an ne yapacağı hiç belli olmuyor. Cinsine göre güvenilmesi i̇şte, bu arada, evet. Değil mi? Bu çocukların arkasına veriyor. Ali abi geçenlerde buradan akşam üzeri giderken saat 6.30-7'ye doğru bisikletle buradan giderken şu noktada köpekler genelde bu şu sitenin önünde bekliyorlar. Yani şu, evet. Burada bekledikleri için bu noktada gelip geçen hem bu tarafa hem bu tarafa herkese saldırıyorlar. Yani Halil abinin düşme noktası şu nokta. Yani ilk müdahaleyi biz burada biz yaptık yani hemen ilk 1-2 dakikada yetiştik kendisine. Halil abinin şu anda iyi olduğunu duyduk ama yani ne kadar zamanı daha iyi olabilir bilinç kaybının kayıp olduğunu da öğrendik. Sesinin de kayıp olduğunu yani çok büyük bir mağduriyet yaşadı. Biz Halil abiyi daha önceden tanırız, kimseye zararı olmayan sessiz sakin bir abimizdi. Yani bu mahallemizde her zaman görüşüp konuştuğumuz, dertleştiğimiz bir abimizdi. Buna üzüldük yani. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşur. Şurada böyle boylu boyunca bisiklet bu tarafa düşmüş. Kendisi de bu tarafa. Düşüp yani direkt düştüğünde ben bu mahallede ikamet kaydetmekteyim Müjde sitesinde. Çoluğumuz çocuğumuz hepimiz burada yaşıyoruz. Bulunduğumuz mahalleyi de seviyoruz. Ancak bir sıkıntımız var. Bu sokak köpekleri bayağı başıboş bir şekilde buralarda geziyorlar ve bir şekilde gelen geçen insanlara da saldırıyorlar, rahatsızlık veriyorlar. Tabii ki de biz hayvanları seviyoruz, yaşam haklarına saygı duyuyoruz. Ancak aşırı bir şekilde saldırganlaşmaya başlayan sokak köpeklerimiz var. Bunlar için de ben çok ciddi önlem alınmadığını da düşünüyorum. Hatta geçenlerde bir beyefendiye de burada bizim sitede bulunan bir köpek saldırdı ve kendisi bu yaşlı bir amcamız hastaneye kaldırıldı ve kendisi entübe edildi. 5 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Zor bir şekilde hayata döndürüldü. Bu sizin başınıza da gelebilir. Bizim başımıza da gelebilir, çocukların başına da gelebilir. Ben bunlar için bir vatandaş olarak acilen bir önlem alınmasına gerektiğini düşünüyorum. Bunu yetkililerden, başta belediyemizden bunu istiyorum. Bir şekilde bunların önlem altına alınması gerekiyor. Ama yine dediğim gibi bunları kontrol altına almak lazım. Bu sokak köpeklerine, başıboş köpeklere yine söylüyorum yaşam haklarına saygı duyalım, yaşasınlar. Ancak bir şekilde burada insanların yaşam haklarına da öncelikli olarak düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Sokak köpeklerini derhal acilen kontrol altına alınması, bir şekilde buna çözüm bulması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Dayım Halil Öztavoğlu bundan bir 7-8 gün önce şu noktada bisikletiyle namazdan dönerken şu sitede birileri tarafından beslenildiği söylenen sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradı ve başını zemine, asfaltı sertçe vurarak yoğun bakıma kaldırıldı. Kafatası çatladı. Kısmi işte bir beyinde ezilme falan var. Ve hafıza kaybı da söz konusu. Sürekli geçtiği güzergah bu namaza gider gelirken bisikletle geçiyor. Bir gün öncesinde köpekler saldırıp bacağını ısırıyorlar. Gidip kuduz aşısı oluyor. Ertesi gün tekrar namaz dönüşü, kahve dönüşü. Bu noktadan tekrar motosikletin geçtiği noktadan geçerken tanıyor gene köpekler. 3-4 tane köpek birden saldırıp bu sefer düşürüyorlar bisikletten ve çevredekilerin koşturmasıyla kanamayı durdurmaya çalışıyorlar. Hastaneye kaldırılıyor. Daha önce de pek çok kişiye bu güzergahta saldırmışlar. Sayıları da bazen 5'e 8'e çıkıyor burada köpeklerin. Dolayısıyla hayvanseverler tarafından besleniliyor ama bunların bu şekilde insanlarla iç içe yaşaması böyle güvenlik zafiyetlerini doğuruyor.
belli ki kimi düşman kimi dost tanımlamakta bu hayvanların tamamen kendi içgüdülerine bağlı. Dolayısıyla da bugün buradan geçen herhangi birinin saldırıp saldırmayacakları garanti değil. O yüzden onların bu noktadan bence uzaklaştırıp bir bölgede, güvenli bir bölgede yerel makamlar veya hani devletin ilgili makamlarınca toplanıp insanlardan uzaklaştırılması gerektiğini düşünüyoruz ki illa biri ölmesin. Komşum akşam üzeri beni çağırdı. Komşu Halil abi bisikletten düştü diye köpek saldırıp bisikletten düşmüş. Ben de koştum. Benden önce de markette çalışan kızımız olaya müdahale etmiş. Pamuk Halil abi yerde yatıyor. Pamuk basmışlar. Tabii o bayan olduğu için ben onun elinden o yarayı aldım. Ona tampon yaptım. Bu arada zaten Halil amca kendisini kaybetmişti. Yani boş gözlerle bakıyordu. Ben onu konuşturmaya çalıştım. Halil abi beni tanıdın mı, beni tanıdın mı, beni tanıdın mı diye. Tabii biz onunca da Halil abine daha önceden tanışıyoruz yani. Aynı köpekler bunu bir gün önce saldırıp bacağından tutmuş. Ama ondan da önce 3 gün önce tekrar bir daha saldırdı. Yani bu köpekler sabah ve akşam saatlerinde özellikle buradan gelip geçen tüm insanları rahatsız ediyor. Herkese saldırıyor. Tabii Halil abi bu arada 112 ambulans geldi. Polis geldi. Biz uygun bir şekilde ambulansa Halil abiyi naklettik. Tekrar arkasından acile de, kendim de ben de gittim. Orada yarasını takip ettik. Orada yoğun bakıma yatırdılar. Ama çok mağdur oldu kendisi. Yani bu köpeklere bir şekilde bir çözüm yolu bulunmalı. Gereği yapılmalı.